Peki hocam, tedavi yöntemleri nelerdir? Akciğer kanseri tedavi olur mu? Kesinlikle olur. Akciğer kanserinin teşhisi için önce bir akciğer dokusundan bir patolojik bir örnek alınması gerekir. O alınan örnekte akciğer kanserinin tümör tipi ikiye ayrılır. Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanser türüdür. Bunların tedavileri değişmekle birlikte yapılacak tedavi 3 çeşittir. Olmazsa olmaz 3 çeşittir. Birincisi cerrahi, yani tümörün oradan atılıp alınıp çıkarılması. İkincisi kemoterapi. Kemoterapi oradaki tümör hücresini öldürmeye yöneliktir. Bu verilecek olan kemoterapi ya damar yoluyla uygulanmaktadır ya da ağız yoluyla uygulanan kemoterapi türleri vardır. Bir de üçüncüsü radyoterapi. Ben radyasyon onkoloğuyum. O yüzden radyoterapi uluslararası standart, yani akciğer kanserinde yapılması gereken tedavinin üçüncü ayağıdır diyebiliriz. Geçmiş yıllarda akciğer kanserinde radyoterapide kullandığımız cihazların enerjisi, işte cihazların işte doğal radyasyondan olması ve uygulanma süresinin çok uzun olması, bunları hep tek tek saymamız gerekiyor. Çok çeşitli sebeplerle geçmiş yıllarda akciğer kanserini radyoterapi yaparken radyoterapi yaptığımız zaman vermemiz gereken, tümörü öldürmeye yetecek kadar vermemiz gereken dozu verememekteydik. Neden veremiyorduk? Çünkü akciğer dokusunda o tümörün oluştuğu yerin tam yakınından kalp dokusu geçebilir. Yemek borusu geçebilir, soluk borusu geçebilir, sinirler geçebilir. Yani arkada zincir kemikleri dediğimiz halkın şeyinde, halkın tabiriyle medulla spinalis'teki sinirlerin maksimum alabileceği, hasarsız olarak alabileceği dozlar sınırlıdır. Geçmiş yıllardaki cihazlarımızla biz tümörü öldürmeye yetecek kadar doz verememekteydik. Çünkü bu çevredeki korunacak organları koruyamamaktaydık. Ama yeni teknolojiyle cihazların teknolojisi o kadar çok gelişti ki tümör hücresinin dokusunun üzerine diyelim ki 70 gray radyasyon dozu, 70 gray radyoterapi dozu verilirken yanındaki işte kalbe işte diyelim ki 30 gray, çevresindeki yemek borusuna daha az şeyler, dozlar verebilme imkanına sahibiz. Böylelikle tümörü oradan öldürüp ortadan kaldırırken çevresindeki sağlıklı dokulara da minimal zarar vermekteyiz. Bu ne demektir? Hastanın tümörü ölür, hastanın hastalığı ortadan kalkar ama normal hayatına devam edebilir. Daha sonra işte kalp hastalıklarıyla, yutma güçlükleriyle, kanamalarla, işte felç olabilecek durumlarla karşılaşmadan sağlıklı bir yaşantısına devam eder. Bu açıdan kanser tedavisinde radyoterapi inanılmaz şekilde, olumlu bir şekilde gelişmiştir diyebilirim sizlere. Süreyya Hocam, geçmişte kanser denildiği zaman korkuluyordu. Evet. Ama şu anda iyileşilebilir bir hastalık olarak görünüyor. Evet. Tedavisi de var. Tedavi yöntemleri çok fazla. Kesinlikle. Geçmiş yıllarda hastalığın teşhis edilmesi çok daha ileri evrelerde olmaktaydı. Evet. Yani hastalık evre çok ilerlemiş, yani evre 4 durumuna geldiği durumlarda evrelerde yakalanmaktaydı. Biz sadece hastanın işte ağrısını durdurmaya yönelik ağrı palyasyonu tedavileri, işte eğer kanamalar oluyorsa kanamayı durdurmaya yönelik tedaviler yapmaktaydık. İşte sinir hasarı olmasın diye tedaviler yapmaktaydık. Yutma güçlüğünü yerine getirelim diye tedavi yapmaktaydık. Ama erken teşhis için yapılan check-up'lar, yapılan erken teşhis kontrolleri, görüntülemeleriyle birlikte hastalığı her türlü kanser türünde çok erken dönemde hastalığı yakalama şansına sahibiz. Ne kadar erken yakalarsak tedavi başarımız o kadar yüksek olmaktadır. Bunu söyleyebilirim. Ve şu da var hocam, sizin konseyiniz var. Evet, her çarşamba sabahı onkoloji konseyi oluşturulur. Bu onkoloji konseyi nedir? Bu
onkoloji konseyine bütün branştaki doktorlar girer. Kanserle alakalı, kanser tedavisini yapan, tedavi için bize yol gösteren bütün hekimlerimiz. İşte patoloji, onkoloji, radyoloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, genel cerrahi, kadın doğum, kulak burun boğaz, üroloji, bütün bütün branşlardaki doktorlarımız oraya toplanmaktayız. Evet. Ve hastanın tedavisiyle ilgili kararları almaktayız. Nasıl kararlar? Hastaya öncelikle cerrahi mi yapılacak? Hastaya öncelikle kemoterapiyle başlayalım, sonra mı cerrahi olsun? Yoksa önce radyoterapi yapalım, ondan sonra cerrahi mi olsun diye toplu bir karar vermekteyiz. Evet. Bu kararları için o konseye yaklaşık ortalama 20'ye yakın uzman hekim katılmakta. Her hafta düzenli bir şekilde bu toplantıları yapmaktayız ve hastalar için en doğru kararları almaya çalışmaktayız. Evet, yani şunu söyleyebiliriz, Avrasya Hastanesi'ne gelen hastalarımız şanslı hastalar. Neden? Çünkü o kadar güzel hekimlerimiz var ki, Züleyha Hocam da o hekimlerimizden birisi. Gerçekten hocam iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Yani bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü aldığınız neticeler, aldığınız başarılar, tedaviye verilen cevaplar, birçok hastadan aldığımız cevaplar şu. İyi ki hocalarımız var. Hocalarımızın güler yüzü, onların bilgilerinin donanımı ve her şeyden önemlisi moral. Kesinlikle. Ve moral... siz bunu hastalarınıza çok güzel yansıtıyorsunuz, aşılıyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben Avrasya Hastanesi'nde yaklaşık 15 yıldır hizmet vermekteyim. O kadar yıldır takip ettiğim, yani 15 yıl önce bile tedavi ettiğim hastalarla hala görüşmekteyim. 10 yıl önceki, 5 yıl önceki hastalarımızla. Sizin de dediğiniz gibi moral çok önemli. Evet. Hastalar bir kere stresten uzak olacaklar. Tedaviye başlarken olumlu düşünmemiz gerekiyor. Tedavinin başarısına da bu çok olumlu bir şekilde yansımaktadır. Yok ben bu tedaviye olmayacağım çünkü yapılacak bir şey yok gibi baştan şey yapılırsa, yenik düşülürse hastalığa karşı başarımız düşer. Hayır, öyle olmamamız gerekiyor. Öncelikle inanmalıyız yapılacak tedavilerin tedavilere inanmalıyız. Bunu inanın biz elimizden geldiğince, ben kendi adıma söylüyorum, ben ve radyasyon onkoloji ekibindeki bütün arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım bunu sonuna kadar yapıyoruz. Hastalara moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz, onlarla bir aile oluyoruz. Bu aile olduktan sonra da onun onkolojik sıkıntıları değil, diğer sıkıntılarını da çözmeye çalışıyoruz. Evet. Çünkü biz bu kişi hastalığa yakalanmadan önce normal sağlıklı bir bireydi, normal yaşantısı vardı, ev yaşantısı vardı, çoluk çocuğu vardı, bir işi vardı ve yapılan çalışmalarda onkoloji tedavisi sırasında hastaların yarısının, özellikle ileri yaşlı olan hastaların yarısının normal kendi ihtiyaçlarını yerine getirilmediği görülmüştür. Bu normal ihtiyacı nedir? Tuvalet ihtiyacı, evet. Yemek yeme ihtiyacı, kendi yürüme ihtiyacı, bunlardan bile tedavi sırasında yoksun olmaktadır. O yüzden aile bireylerinin ona destek olması gerekir. Aileden mutlaka birilerinin. Bizler sağlık çalışanları olarak onlara destek olmamız gerekir. Hayattan kopmamasını sağlamamız gerekir. Tedavi bir süreç, o süreç geçtikten sonra düzenli kontrollerini yaptığı müddetçe, özellikle ilk 2 yıl bizim için çok önemli, o düzenli kontrollerini yaptığı müddetçe zaten bizim yapabileceğimiz, tedavi açısından yapabileceğimiz her şeyi yapmış oluruz. Ama aksi bir şey olursa da artık ona da yapılabilecek bir şey yok yani sonuçta diyebiliriz. Kişinin kendisini bu hastalığa, evet ben hastayım ama iyileşeceğim. Evet. Kabullenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani iyileşeceğim, yapmam gerekeni yapacağım. En azından hayat kalitemi yükselteceğim. Evet. Normal hayat kalitemi yükselterek yaşamaya devam edeceğim diye ona o şekilde umut vermemiz gerekir diyebilirim. Evet, burada da görüyoruz ki birçok hastalıkta moral çok önemli. Kesinlikle. Kendimizi hastalığa kaptırmayacağız. Kesinlikle. Hani halk tabiriyle bir şey vardır hocam. 40 gün birine hasta dediğiniz zaman 41. gün hasta olurmuş ya. Evet. Yani ona olumlu mesajlar göndermemiz gerekir. O yüzden olabilir. Halk arasında çünkü çok fazla
şeyde dolanmakta. İşte ben bu hastalığa yakalandım ama işte şunu şöyle oldu. Hep kötü şeyleri söylerler karşılarındaki insana. O yüzden topluma kulaklarını kapamalarını istiyorum hastalığa yakalanan onkoloji hastalarının. Sadece tedaviye odaklansınlar, yapmaları gerekenleri hekimine yapsınlar. Güvensinler. Öncelikle hekimine güvenmeleri gerekiyor. Yapmamız gerekeni yapalım. Ondan sonrası artık düzenli kontrollerde yapıldığı müddetçe zaten sorun aşılmış olur diyebiliriz. Evet, kanserin de korkulmayacak bir hastalık olduğunu da birçok programımızda da dile getiriyoruz. Kesinlikle. Evet.